Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden veya açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilir. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzdaki soruları görüyorsunuz, önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın, videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? Karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar, bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara, kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz. Dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz. Ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz. Ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz. Ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Yani yazılıya yakın bir süreçte evet bu videoları izleyerek belki başarı sağlayabilirsiniz ama uzun süreçte bunları ne yapacaksınız? Unutacaksınız. Bizim bu videolardaki amaçlarımızdan birisi de arkadaşlar sizlerin konuyu pekiştirmeniz ve konuyu öğrenmenizdir. Bu duygularla arkadaşlar gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum ve bu videolarımızı arkadaş çevrelerinizle de paylaşmanızı istiyorum. Bilgi paylaşa paylaşa çoğalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birazdan cevaplara geçiyoruz ve ben görüntüyü alacağım. Sesli olarak konuyu ve yazılı sorularının cevaplarını vereceğim. Şimdi cevaplarımıza geçelim ve görüntüsüz olarak sesli olarak devam edelim. Sizler de dikkatli bir şekilde cevaplarımıza bakın ve sizin verdiğiniz cevaplarla karşılaştırın. Başarılar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, gözlerinizden öpüyorum. Değerli öğrencilerim, şimdi cevaplara geçebiliriz. Değerli öğrencilerim, birinci soruda tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatte 118 kilometre ve daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. Bu sorumuzun cevabı Bursa seçeneği tropikal siklon olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyiyle savanlar arasında kalan bölge Sahel diye adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede yer alan ülkelerden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Denizli seçeneği Somali olacak arkadaşlar. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Bursa tropikal siklon. İkinci sorumuzun cevabı ise Denizli seçeneği Somali olacak. Bu iki şıkkı bu şekilde işaretlersek doğru yapmış olacağız sevgili öğrencilerim. Geliyoruz üçüncü ve dördüncü soruya. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarından biri değildir? Evet dikkat. Kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarından biri değildir. Arkadaşlar C salgın hastalıklar değildir ama erozyon, hayvan türlerinde azalma, bitki türlerinde azalma ve böcek istilaları kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarındandır ama Ceyhan seçeneği değildir. Soru 4'te 5 tane madde verilmiş ve denmiş ki arkadaşlar yukarıdakilerden hangisi çölleşmenin nedenlerinden biri değildir? Sevgili öğrenciler E seçeneği yani 5. madde bölge şartlarına uygun tarım ürünlerinin tercih edilmesi çölleşmenin nedenlerinden biri değildir. Aksine
tersi bir durumdur. Fakat iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, nüfus artışı ve su kaynaklarının fazla tüketimi, yanlış tarım ve sulama uygulamaları bunlar arkadaşlar çölleşmenin nedenlerindendir. Soru 5'e geliyoruz arkadaşlar. Bir parça verilmiş açıklama var. Buna göre denmiş açıklamada tanıtılan coğrafi kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu coğrafi kavramın adı karbon ayak izidir. Çünkü enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı olarak ifade edilen kavrama biz karbon ayak izi diyoruz. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar soru 6'ya geliyoruz. Soru 6'da da aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bölgesel kalkınma projelerinden birinin kısa adı yani kısaltılmış adı değildir. Arkadaşlar Denizli seçeneği TÜYAP değildir. TÜYAP bir fuar ve kongre merkezidir arkadaşlar. Dolayısıyla diğer şıklar ülkemizdeki kalkınma projelerinden, kalkınma ajanslarından biridir. Güneydoğu Anadolu Projesi. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi, ondan sonra Karadeniz Kalkınma Projesi gibi adların kısaltılmasıdır diyoruz. Evet soru 7. Soru 7'de arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Denizli seçeneği yani nüfusun yoğun olduğu alanlarda görülmeleri. Bunlar ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir. Ama doğal süreçleri etkilemesi, uç değerlere sahip olmaları, nadir görülmeleri ve insan yaşamını ve beşeri faaliyeti etkilemeleri ekstrem doğa olaylarının özelliklerindendir. Ama Denizli seçeneği değildir. 8. soruda ise aşağıdakilerden hangisi kuraklığın uzun yıllar boyunca devam etmesi durumunda doğa üzerinde meydana gelebilecek etkilerden biri değildir denmiş. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği tarımsal üretimde azalma değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. 7. soru Denizli, 8. soru ise Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Bu şıkları ezberleyelim, aklımızda tutalım sevgili öğrencilerim. Ve sevgili öğrencilerim geliyoruz 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği değildir. Deniz seviyesinin yükselmesi arkadaşlar küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değildir. Buna gelgit olayları da sebep olabilir. Ama orman yangınları, tarımda aşırı gübre kullanımı, ulaşımda fosil yakıt kullanımı, termik santrallerde elektrik üretimi bunlar küresel iklim değişiminin nedenlerindendir. Ama Ceyhan seçeneği deniz seviyesinin yükselmesi değildir. Buna gelgitler de sebep verebilir. Soru 10'a geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğa veya insan üzerindeki olumlu etkilerine örnek gösterilebilir? Arkadaşlar atık suların arıtılması teknolojinin doğa veya insan üzerindeki olumlu katkılarından ve etkilerindendir arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru cevaplıyoruz. Fakat Adana, Bursa ve diğer seçenekler bunlar dışında olan kavramlardır. Ve soru 11'e geliyoruz. Arkadaşlar şehirleşmeye bağlı olarak göç alan şehirlerde farklı kültürlerden insanlar bir arada yaşamaktadır. Bireyler sorumsuzca yaşayabilmek adına bir takım sorumluluklar almaktadırlar. Sorunsuzca yaşamak adına bir takım sorumluluklar almaktadırlar. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara örnek bir davranış değildir? Arkadaşlar Bursa seçeneği kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşmak sorumlu bir davranış değildir. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne seçenekleri bu davranışlardandır. Ve soru 12'ye geliyoruz arkadaşlar. Haliç'te Osmanlı döneminden kalan eski fabrikaları ve kalıntıları değerlendirmek için günümüzde çeşitli uygulamalara gidilmektedir arkadaşlar. Bu uygulamalarla Haliç'in şehrin bilim ve kültür merkezi olması amaçlanmaktadır. Haliç'te bu tür uygulamalara gidilmesinin temel nedeni nedir arkadaşlar diye sorulmuş. Edirne seçeneğidir. Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bu yerleşimdeki, Haliç'teki
eski yapıların değerlendirmesiyle bölgeye ekonomik ve sosyal katkılar sağlanmakta. Bazen film platosu olarak da buralar kullanılmakta arkadaşlar ve ülkemize gelir sağlamaktadır hazinemize. Soru 13'e geliyoruz arkadaşlar. Noktalı yerler verilmiş, boşluklar bırakılmış ve denmiş ki bu cümlesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği getirilmelidir. Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri akarsularda, fırtınalar ise denizlerde taşkınlara neden olur. Dolayısıyla arkadaşlar diğer seçenekler yanlıştır. Ceyhan seçeneği doğrudur. Ve soru 14'e geliyoruz. Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük risk altındadır. Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijer'in içinde yer aldığı bölgeye aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar buraya Denizli seçeneği Sahel getirilmelidir. Bu bölgeye arkadaşlar Sahel bölgesi denir ve bura kuraklık bakımından çok riskli, çok sıkıntılı bir bölgedir. Metinde geçen ülkeler bu bölgenin içinde yer alır ve buradaki insanlar zor şartlarda yaşamaktadırlar sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla Denizli seçeneğini işaretlersek doğru yapmış oluruz. Ve 15. ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yeryüzünde canlıların yaşamasına olanak sağlayan doğal sistemler bir düzen içindedir. Bu düzene alışan canlılar küçük değişiklikler fazla etkilemez bu canlıları. Ancak nadiren de olsa bu düzen bozulup beklenmedik doğa olayları gelişebilir. Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları sıra dışı, doğaüstü, uç değerler olarak da ne yapılır? Tanımlanır. Böyle konuşan biri arkadaşlar aşağıdakilerden hangi konuyu anlatmaktadır veya hangi konudan bahsetmektedir? Arkadaşlar Bursa seçeneği ekstrem doğa olaylarından bahsetmektedir. Metinde verilen olaylar ekstrem doğa olaylarıdır sevgili öğrencilerim. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Böylelikle arkadaşlar 15 sorudan oluşan birinci dönem ikinci coğrafya yazılısı sorularımızla sizlerle beraber olduk. Test sorularımızla beraber olduk. Yazılımızın sonunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de kanalımızı ve videolarımızı paylaşırsanız sevineceğim arkadaşlar. Evet, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.